Ben hiçbir zaman ben oldum demiyorum. Yani tamam, belgesel çekeceğim dedim. Manyak gibi, deli gibi çalıştım. Böyle. Evet. Ama bir şey oldu demiyorum. Hep şunu diyorum. Boyumdan, kendimden, yaşımdan büyük hayallerim var. Çünkü bu bir yolculuk. Merhabalar sevgili Diren Sanat takipçileri. Kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü konuğumuz yemek programlarının en başarılı isimlerinden olan Asuman Kerkez'le birlikteyiz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bu arada da bizim için neden yemek programlarının en iyisi? Çünkü yemekle birlikte aynı zamanda o yemeğin kültürü, dili, tarihçesi, lezzeti hepsi bir arada veriliyor. Uzun zamandır da televizyonlarda yöresel lezzetler programını yaptınız. Biz de bütün programlarınızı keyifle izledik. Gerçekten Çok de teşekkür çok ederim. başarılı bir ne diyelim yemek ustasısınız Teşekkür diyelim. ederim. Çok naziksiniz. Şimdi bizim konseptimizde değinmek Evet, istersem bir şöyle, heyecan evet, şeyi sorularımızı vurgulamak istedim. böyle bu kutunun içerisine koyduk. Böylelikle kura ile seçeceksiniz soruları. Artık şansınıza hangi soru gelirse ve kutumuz açılıyor. Şöyle Evet, açıyorum. kutuyu açıyorsunuz Tamam. ve ilk kartımızı çekeceksiniz. Bakalım hangi sorularla başlayacağız. Şimdi hepsini cevaplayacağız, değil mi? Ne? Bayağı Buyurun. sorularımız var. Bakalım. Evet, alanına hakim, sosyal iletişimi çok kuvvetli, gittiğiniz her yörenin ortamına adapte oluyorsunuz. Tüm bunları yaparken de kendinize ait kaliteden taviz vermeden çok dengeli ve samimi bir şekilde yapıyorsunuz. Bunu ekranda çok az yemek programcısı başarıyor. Ben bu programı çok sevdim ama. Ya Çok çok güzel. uzak ya da çok cıvık oluyorlar genelde Evet, birçok evet. yemek programcısı. Ki birçok türkücülerin de yemek programı yaptığını biliyoruz. Onların isimlerini de vermek istemiyorum. Siz bunu nasıl başarıyorsunuz? Yani tek bir cümle aslında, kendim oldum. Kesinlikle rol yapmadım. İlk işte bu tadında hikayelerin toplantısında yemek yapalım. Evet. Ama sadece yemek olmasın. İşte Türkiye'nin güzelliklerini de gösterelim ki o zaman bunlardan hiçbiri yoktu bu programlardan. Benimki ciddi bir riskti, izlenmeyebilirdi. Evet. Yani öyle bir şeydi. Riski kim aldı? Ben aldım. Sonra yani normalde metinler hazırlanır, birisi sizin yerinizi araştırır, bir şeyler olur. Ben dedim ben kendim olacağım. Ben buyum zaten. Ailemiz bizi böyle yetiştirdi. İşte samimi ama sınırlarını bilen ve ben şeye çok karşıyım. Anadolu insanı olmak kaba olmak değildir. Yani Evet. evet, hani kişisel gelişime belki gireceğim ama ya da çok araştırmış ve bir şeyler için emek vermiş olmak çok çok snob olmayı gerektirmemeli. İnsanız. Ben hep şey diyorum, yani evrende bir enerji var ve ben o enerjiyle hayata geldiğimin farkında olan bir kadın. Yani. Çünkü şuradan soruyorum. Yani siz aynı zamanda bir Evet. akademisyensiniz, yemek yazarısınız ve ömrünüz biraz da yemek kitapları yazmak, okumak, işte bunun eğitimini Deli gibi okumak. vermekle geçiyor. Ama bir yanda da farklı yörelere gittiğiniz zaman belki o yöredeki diyelim yemek yapan bir teyzeden çok daha iyi biliyorsunuz aslında. Evet, orada da Ama sıkıntılar çıkabiliyor. işte dediğiniz gibi bunun snoplarını da yapmıyorsunuz. O Yok, mesafeyi de yok. kurmuyorsunuz. Yani biraz hat bilme meselesi aslında. Çünkü hepimiz hata da yapabiliriz. Ama mesela şey diyorlar, Asuman Hanım bu böyledir. Ben şimdi giderken okumuşum, araştırmışım. O öyle değil. Makale okumuşum, kitaba bakmışım, birileriyle konuşmuşum. Çünkü hepimiz hata yapabiliriz. Birkaç defa tarihi gerçekler konusunda mesela ben tekrar bir bakayım dedim ve gerçekten de Hani hata vardır yapmaktan ya son genelde anda şunu da ben işte kurtuldum. menemeni hep böyle yaparım. Bazen hep yanlışı yapmak demek, hep tekrar etmek demek onun doğru olduğu da Şimdi anlamına şeyde gelmez teyzelerde yani. şöyle bir şey oluyor. Çok tatlılar ve normalde diyorlar ki bize gelenler kayıt kapandıktan sonra yüzümüze bile bakmıyor. Bu çok üzücü bir şey. Bu evet Evet. gerçekten üzücü. Yani ben sarılıyorum ama bunu yapmak için yapmıyorum. Oradaki bir insan beni ağırlamış ve ben onu içimden nasıl geliyorsa öyle davranıyorum. Yani ama bazen şey olabiliyor. Hani en iyisini ben biliyorum. Hani ben ona alanın dışında olmadığımı anlatana kadar biraz çabalamam gerekiyor gerçekten. Ama eğer iletişim beceriniz iyiyse bunları böyle ufak ufak çözebiliyorsunuz. Bazen biraz yoruluyorsunuz. Evet, Değil mi? bütün programlarınızda bizim de çıkardığımız sonuç bu. Hemen bir sonraki soruya geçelim. Tamamdır. Bu arada ben yani sorunun Ben zorluğundan de terlemedim. tezerledim. Soru çok tatlı.
Şimdi yöresel yemekleri en doğal mekanında yapıyorsunuz. Kimi zaman bir göl kenarı, kimi zaman bir kale surru. Buralarda da yemek güzel yenir ama hazırlanmasının zorlukları neler? Oo. Bu süreçte neler yaşıyorsunuz? Sürünüyoruz. Bu nasıl topluyorsunuz? Ya bir şekilde oluyor ve ben onu genelde 48 saatte bir paket diyoruz. Paket şeklinde yaptım ama neler neler yaşıyorsunuz. Hava birden bozuyor, rüzgar çıkıyor. Her şey tamam. Kibrit unuttuk diyorlar. Oo, korkunç bir şey işte. Şu yok. Bu yok. Sinir krizi geçirmiyor musunuz? Hiçbir şekilde her şey sinir krizi geçirmedim. İnanın. Ben de sinir krizi geçirme işi çok yüksek. Yani ha. Çünkü sonuç odaklıyım. Orayı yavaşlatacak hiçbir şey yapmam. Onu yönetmeyi biliyorsunuz. Yavaşlatacak hiçbir şey yapmam. Çünkü iş gecikecek. Benim bütün kişisel şeylerim akşamdan sonra. Hani neden böyle oldu arkadaşlar? Olur. Ama onun dışında bu şimdi neden kafamda... böyle oldu, neden oldu gibi mi yoksa? Kafamda şu var şimdi. Orada belki bir işte ne bileyim pagan tanrıçasını anlatacağım. Çünkü evet. Bizi biliyor. Helenistik dönemden bir şey anlatacağım. Tabii. Kafamda onlar da var. Milattan sonra 162 mi? Ben onu şaşırmamalıyım. Çünkü çok bilgi var. Data kalabalık. Evet. Ama aynı zamanda survivor tipi bir tabii, alandayım. Alandasınız. Ve doğayla mücadele ediyorum. Yani çok zor oluyor tabii ki. Çünkü bir de şu oluyor. Yani arka planda diyelim bilgi havuzunuz çok dolu. Bir yandan hı-hı, da onu öyle bir dengeli çıkaracaksınız ki karşı tarafı tabii, da hani bir sel olup tatlı, yıkıp tatlı götürmektense çok dengeli bir şekilde tatlı, götürmek. Tatlı vermeniz lazım. Evet. Bu arada biz mağaralarda da yaptık. Onu diyecektim. Kayseri'de bir mağarada yaptınız. Şeyde Ağrı diye dinde yaptık. Ağrı mıydı? Ben hani, Kayseri diye hatırlıyorum. Evet. Kendini beğenmişlik olarak addedilmesin. Ama Türkiye'de şu anda yapılan formatların hani çoğunu evet önce yaptım. Yani sütü sağıp otlu peynir yapımını da, mağarada yemek yapmak da, bir nehrin kenarında çok enteresan yerlerde yemek yapıp ne bileyim Tunceli'de kırmızı balığın hikayesini anlattım. Bir de işte coğrafyadaki genç doku teriminin ne anlama evet, geldiğini, neden depreme açık olduğunu. Şimdi bu bir aşkla ve sevgiyle yapılıyor. Hani ilkleri yaptık ama tuttu. Yani tabii ki sizin programınızda coğrafya, evet, kültür, dil, yaşam biçimi, insanların kültürel olarak bakış hı, açıları, bunların hepsini görüyoruz. Gerçekten bu alanda da çok başarılısınız. Yani sıradan bir teşekkür yemek programının ediyorum, çok çok ötesinde. Peki yıllarca da yöresel yemekleri yaptınız, hı hı, ve farklı yörelere gittiniz. Gençler yöresel yemeklere nasıl bakıyorlar? Siz aynı zamanda hı, bir eğitmensiniz. Gençleri de yetiştiriyorsunuz bu evet, alanda. Evet, doğru. Mesafeleri var tabii ki. Yani çünkü kendi topraklarında ya da annelerinin pişirdiği yemeğin aslında değerinin farkında evet, değiller. Özellikle hani üniversite çağında bize gelen öğrenci boyutunda bahsetmem gerekirse. Geçenlerde bir yarışma yaptık ve şey dedim ben. Hani onu da ilk biz yaptık. Memleketinin ürününü al, gel burada bana başka bir şey sun. Buradaki amaç şu, ürünü tanımalısın. Yani işte yurt dışına tanıtalım. Ya önce sen bir tanış. Tabii. Önce sen bir tanış. Kendin tanı. Tabii sen yani buğdayını, tuzlu yoğurdunu, bilmem ne salçanı, erik ekşini, kavurganı sen tanımadan ezber bilgilerle yurt dışında da yurt içinde de hiçbir şey yapamazsın. Hani buradaki amaç onları geldiler ya işte biz bilmem kaç tane deneme yaptık. Mükemmel. Çünkü ürünü tanımış. Şöyle oldu, böyle sonuçlandı. Mesafeliler ama gençler de bence yöresel lezzetlere gelene kadar sıkıntılar da var. Bir de şuna katılıyor musunuz? Sıkıntıları tekrar soracağım. Yani çocuklar sıkıntılı değil. Biz onlara öyle bir bakış açısı vermişiz desem daha doğru olur. Evet. Şimdi mesela bir İtalyan aşçıyla ya da bir Amerika'daki, Paris'teki hı-hı, bir aşçıyla oranın yemekleriyle yarışmak mümkün değil. Çünkü o zaten orayı ilerletecek kadar hı-hı, ilerletmiş, hı-hı, geleceği yere kadar gelmiş. Belki bizim eğer kendi yemeklerimize, kültürümüze sahip çıkarak belki oraya farklı bir kulvar açmış oluruz. O zaman yine bir dünya mutfağına girmiş oluruz diye düşünüyorum yani. İşte şeyi açmak lazım. Evet. Başkasının yaptığını yapmak kültürü bizi hep geriye atıyor. Çünkü o zaten o zirveye gelmiş. Hani evet, bizim televizyonlarda işte polisiye filmlerinin hiçbir zaman Amerikan polisiyesi kadar olmadığı gibi bir durum yani. Yani aynı merdivenden kimse yetişemez. Yetişmiyor. Peki gelelim şimdi yemek programı için özel bir eğitim aldınız mı? Böyle bir eğitimin alınması gerekiyor mu sizce? Programcılık anlamında evet, mı? Televizyonlarda nasıl bakıyorlar anladım, yemek programlarına? Yani şef eğitimlerim var zaten. Gastronomi yüksek lisansı yapmıştım. Ama özünde çocukken çok fazla kitap okumak. Kendini rahat ifade edebilme yeteneği. Bir de içinizde bir enerji varsa o biraz önce bahsettiğim. Bazen insanlar her şeyi biliyor. Yetkin.
sunuculuk eğitimi almış ama bir şey yok yani, bir şey eksik. Hani izleyesiniz gelmiyor bazen. Tabii yani mesela evet. Birçoğu şimdi gidiyor, orman çok güzel, bu da ağaç, bu da göl, ay her şey evet, çok güzel, evet. Çok tatlı. Yani topu topu 10 kelime geçmeyecek cümleler. Zaten ben o ağacı görüyorum, zaten gölü görüyorum. Sen ona benim görmediğimin ötesinde bana bir şey vermelisin ve ki o zaman bir kalite, enerjiyle ve inanarak vermek gerekiyor. Çünkü ben totalde işte şu kadar para kazandım planım hiç yok. Ama idealist miyim? Sonuna kadar idealistim. Elbette ki yani. Her şeyin arkasında, her başarının arkasında bir idealistlik yatıyor. Şimdi bir sonraki sorumuz, coğrafya mı, millet mi yemek kültürünü oluşturur? Coğrafya yemek mı? Kültürünü coğrafya mı oluşturur, millet mi oluşturur? Her şey. Her şey oluşturur. Yani gelen rüzgarların bile insanların psikolojisi üzerinde etkisi var. Toprağın yapısının etkisi var. Mesela şöyle düşünün. Bir zeytinin aromatik değerlerinin yüksek ya da düşük olmasında evet. Toprağın stresinin önemi var. Evet. Eğer susuz bir bölgedeyse daha strese girip yüksek aromatik değerli bir zeytin yetişiyor. Şimdi burada bir seçim yapamayız. Mesela diyorlar millet işte Çerkezse önemli. Evet işte şu yemekleri çok iyi yapar, şunları iyi evet, yapar deniyor. İyi yapar ama ya da ürün, işte Rumların şu yemekleri iyi, yani, Ermeniler şu yemekleri yapar coğrafya, gibi. Coğrafyanın getirdiği, iklimin getirdiği bütün her şey, toprağa yansıması ve artı milletler. Şimdi Türkiye, Anadolu gibi bu kadar kavşak noktasında olan bir yer olmasaydı muhtemel ki biz de bu kadar zengin olmayacaktık. Ve ben söylüyorum hani buğdayın anavatanı, gastronominin anavatanı neresidir? Biziz. Bu evet. Da bize coğrafyanın sağladığı bir şey değil mi? Doğru. Millet artı coğrafya. Peki şunun hakkında ne düşünüyorsunuz? Çünkü bazen şimdi yemek kültürel olarak baktığınız zaman aynı zamanda bir zamanların sonuçta hayatta kalmak, açlığını bastırmak, yaşamı devam ettirmek için keşfedilen bir şey. Yani bir keşif aslında. Peki bazen de çaresizliklerin sonucu olarak ortaya çıkıyor. Yani örneğin sizin hani bulgur kitabınıza da geleceğiz. Dünyadan Anadolu'ya bulgur diye. Şimdi orada oturayım da ben şu malzemeleri de bulayım, şöyle bir yemek yapayım da hiçbiri yok, keşfetmemiş. Yok, bir çaresizliğin sonucunda da keşfetmişler. Bu durumda da o da bir kültürü de beraberinde getirmiş oluyor. Ve bunu da siz yakalıyorsunuz. Yani bu varlık da bir imtihandır, evet. Yokluk da bir imtihandır mevzusuna çıkıyor. Anadolu kadını da bunu hakikaten çok profesyonel bir şekilde yapmış. Ortaya müthiş bir zenginlik çıkmış. Yani ben bulgur kitabını bitirmek için bitirdim. Yoksa bitmeyecekti. Peki yani. Gelelim şimdi yöresel yemekleri birbirinden nasıl ayırt edersiniz? Yani sizin en çok belki de kafanızda kafa yorduğunuz şeylerden bir tanesidir. Aha. Yöreleri dolaşıyorsunuz. Hani bu yemek şu yörenin, o yemek bu yörenin derken onu kimlik nasıl kartı, ayırt edeceksiniz? Sizin bir kimlik kartınız var değil mi? Evet. Memleketiniz yazıyor, işte şu bu yazıyor. Bizim kimlik kartımız da yemeklerimiz. Yani ben şey diyorum, yemek en etkili sessiz iletişim dilidir. Bir sofraya baktığınızda işte Karadenizli mi, Güneydoğulu mu, Mardinli mi, Adanalı mı direkt bilirsiniz. Nasıl? Mesela şalgam görürsün. İçli köftenin şeklini görürsün. İçli haşlama köfte mı, mesela mı, onu Urfa görürsün. Mı, Antep mi, Adıyaman mı? Ya ben aslında karşıyım bunlara. Gerçekten karşıyım. Ama bu tartışılan karşıyım. Bir şey yani. Hazreti İbrahim'den işte Nemrut'tan gelen bir hikaye var. Evet. Hikayeye de gelelim. O da çok bıçak evet. Sırtı bir konu çünkü. Hikaye var ama genel olarak hani Adıyaman'da da çok güzel yapılıyor zaten biliyorsunuz. İlla işte senin, benim, yok onun. Ya yok böyle bir şey. Artık bunu biraz aşmak lazım. Ben burada değilim artık. Ve kızıyorum. Belki nüanslarda farklı. İşte onlar daha çok su koyuyor. Biz daha su koyuyoruz gibi. Ya böyle. Biz birbirimizi yerken dünya dönmeye ve hayat geçmeye devam ediyor. Sonra bakıyorsun Avrupa'da ben biri bunun kızıyorum. Patentini alıyor evet, ve onlara lanse ediyor. Başladığımda dediler kadına bak bulgurla uğraşıyor. Bulgurla kafayı bozmuş. Evet çünkü bir ürün markalaşmazsa ve siz ondan para kazanmaya başlamazsanız yaptığınız her şey boş. Bir anda da kalıcı da olmaz. Evet, döngüye katılmadığı yani İtalya zaman. İtalya örneği bizde fazlaca veriliyor ama Uzak Doğu örnekleri de var. Bir üründen para kazanmaya başladıysanız orada başarılısınız demektir. Bulgur ya da tarhana ya da bir şey. Evet. Yani bana bir şey ver. Ondan sonra bu şey tartışma kısmını sonra yap ya. Ama bir şey ver. Bu topraklar için ne yaptın diyorum ben. Aslında şu da çok mantıklı. Yani bazen kişinin beslenme biçimi ya da bir ürünün sizden yola çıkarsak pazarlama biçimi aynı zamanda hani vardır ya bazı ürünler bir modernitenin temsili oluyor. İşte İtalyan usulü makarna yenildiği zaman. O da iletişim değil. Evet ya da işte zenginliği. Pizza yersin o aynen. Modernite falan ama aynen. Lahmacun yersin falan hani bir aynen, şey aynen. Gibi olmuş oluyor. Bu
açıdan da bir algılarda da şey olmuş oluyor. Belki sizin yemek kitaplarınızla, programlarınızla bu algıda yavaş yavaş ortadan kalkmış olur. Peki devam edelim. Daha çok sorumuz var. ne kadar çok. Ben alamadım. Şöyle siz hangisini yapayım. İsterseniz oradan başlayalım. Evet, şimdi gelelim. Dediğim gibi bu soruları sizin bütün programlarınızı izledikten sonra hazırladığımız için biraz da uzun metinli sorular olacak. Şimdi Asuman Kerkez, Beyin Gurme'de Şehir Mutfakları, Habertürk'te Tadında Hikayeler, yemek programları yapmaktasınız. Bununla birlikte Annemin Tenceresi, Anadolu'dan Dünya'ya Armağan Bulgur adında da iki kitabınız var. Yemek programları ve eğitmenlik de yapıyorsunuz. Bunlar arasında nasıl bir işbirliği var? Birbirini destekliyor mu yoksa birbirini engelliyor mu? Bunu belki de durmaya ve düşünmeye vakti olan birisi cevaplayabilir. Ben cevaplayamam. Tek bildiğim şey. Dengeliyor mu, engelliyor mu? Oradan başlayalım. Hayır, yani engellediğini destekliyor düşünmüyorum. Mu hayır, engellediğini ben düşünmüyorum. Destekliyor mu kısmını bilemeyeceğim. Çünkü zaman planlaması yapmakta sıkıntı. Hani şu olmazsa sıkıntı. Uçarım gibi bir şey oluyor. Yok ya, öyle bir şeyim hiç yok. Hiç çünkü hayat öyle bir şey değil ya. Hayat hiç öyle bir şey değil. Ben sadece şey düşünürüm. Bu kağıdın şey konusunda ben bir şey yapsam. Kağıt konusunda bir araştırma, bir farkındalık ve onu yaparım. Hani ne getiriyor sonrasını bilmiyorum. Peki, sonuçta bir yanda ekran yüzsünüz, sunucusunuz, iyi bir akademisyen, aynı zamanda iyi bir programcı ve yazarsınız. Bunlardan hangisini kendinizi daha yakın görüyorsunuz? Hangisine daha başarılısınız? Ya da ileride bunların hangisiyle anılmak istersiniz? Şimdi gastronom yalnız mı, yemek yazarı mı, yemek programcısı mı? Şimdi bir taraftan yoğun hayat var, işte yorgun argın gidiyorsun falan, ama kayıt dediği anda benim içimden başka biri çıkıyor. Çünkü müthiş işte ses tonum düzeliyor, aslında bugün de öyle oldu. Mesela hastayım, evet, bugün. Konuşmayı ve anlatmayı, program yapmayı çok seviyorum. Okulda deseniz hakikaten çok seviyorum ya. Yani çünkü bir çocuğun, bir gencin hayatına dokunmak çünkü benim yıllarda için biriktirdiğiniz emeği paylaşıyorsunuz o evet, anda. Evet, yani bir paylaşma o da muhteşem bir şey. Kitap deseniz şunun da kitabını yazsam diye bin tane fikir var kafamda. Hepsi benim bebeklerim yani. Ben buna böyle cevap vereceğim. Uygun mudur? Uygundur gayet. O zaman sizin programınız ortaya koyan konular lezzetli, geliştirici, bir bol vitaminli bir yemek benim, diyebiliriz. Evet, ya benim ve beni besleyen her şey aslında yaptıklarımı yaptıklarımız da besliyor. Yaptıklarımız olmuş. Evet. Devam ediyoruz. Ve sürekli de proje hemen üretirim. İlk onu en baştakini sürekli proje üretirim mesela. Kafam hiç durmaz. Evet, hemen bu arada bir kariyer sorusu var. Şimdi yöresel yemekleri, kültürü, dili ve kendi doğal ortamında yapan bir gastronomi uzmanısınız. Neden bu mesleği seçtiniz? Bu mesleğe yatkınlığınızı ne zaman ve nasıl anladınız? Boşuna anneannemin tenceresi olmadı yani. Anneannenizden. Tabii ki. Ben çünkü anneannemle beraber zaman geçirdim 4 yaşındayken. Kaç yaşına kadar geçirdiniz? Yani sürekli görüşüyorduk ama 4 yaşındayken 1 yıl onunla beraber kaldım. Evet. Ve çabuk konuşan biraz şey bir çocuktum. Algısı yüksek bir çocuktum. Yani net hatırlıyorum yemek yaptığını, anlattığını. Sonraki dönemlerde de o köfteyi öyle mi yaptınız? Sıcak su mu kattın ona? Yani şeyi anladım, detaylar ne kadar önemli. Onu öğreniyorsun. Yemeğe değer vermeyi öğreniyorsun. Sonra ben belgeselimi, bulgur belgeselimi, kitabımı hepsini ona ithaf ettim. Onun anısına. Çok güzel. O yüzden hani bu çok romantik bir hikaye değil. O zaman değil. Demek sadece ki bu süreçte en kazançlı siz çıkmışsınız. Hani anneannenin üzerine sizi bırakmışlar. Aile sizden ayrı ve siz yani annem de çok güzel yemek yapar ama bu güzel yemek yapma işi değil. Benim içime bu aşkı muhtemel ki o koydu. Bence. Belki de o yemek kültürü, yemeği yaparken türküleri, şarkıları evet, da belki onunla türküyü. Birlikte söyledi. Şey derdi, bir dahaki türkü benim olsun. Radyoda çıkardı evet. Eskiden yaşımız da çıkmasın ortaya. Ondan sonra keten var Adıyaman'da. Evet, evet, biliyorum. İşte o türkülere falan üzülürdü. Bir bakardın keteniyle gözünü siliyor falan. Yani insandı, kadındı. Kim bilir neler yaşadı, kadındı, neler aklına geliyordu. Evet, fazladan böyle kendini sıkmadan tepkilerini ortaya koyabiliyordu. Anadolu kadınına her şey ayıptır ya. Peki yemek konusunda size en böyle aklınızda kalan tavsiye olarak şunlara şunlara mutlaka dikkat edeceksiniz bulgur. Dediği bulgurun çok ıslatma, sıcak suyla ıslatma, elinde oynama, işte kızartırken şöyle yap, bulgur hafızası. Benim anneannem. Bu arada kariyerle ilgili bir şey söylemek istiyorum evet. Ben. Ben hiçbir zaman ben oldum demiyorum. Yani tamam belgesel çekeceğim dedim. Manyak gibi, deli gibi çalıştım. Evet. Ama bir şey oldu demiyorum. Hep şunu diyorum. Boyumdan, kendimden, yaşımdan büyük hayallerim var. Çünkü bu bir yolculuk. Yani nereye gidecek bilmiyorum ama hedef, hayal.
Bence gayet güzel de gidiyorsunuz. Dilerim daha da başarıları imza atarsınız. Şimdi birçok kanalda yemek programı yapıyorsunuz. Hı-hı. İşte Tadında Hikayeler, Yöresel Lezzet programları. Bu televizyondaki programa nasıl başladınız? Bu programlar sürecinde birçok yöreyi de gezdiniz ekibinizle birlikte. Bu süreç içerisinde neler öğrendiniz? Şöyle aklınızda kaldığı kadarıyla. Şimdi başlama sürecini sordunuz. Ben 3 yıl yazdım. Evet, önce ondan başlayalım. Yarım sayfam vardı. Biraz da şöyle oluyor. Çok sevince bir şey sığmıyorsunuz. Ben de oraya sığmadım. Evet. Sonra bir baktım program kendiliğinden geldi. Büyük risk aldım. Hani millet pırlanta falan alırken ben yatırım yaptım. Evet. Bunu hep söylüyorum çünkü kadınlara belki bir cümle kulaklarında kalsın isterim. Programda çok enteresan şeyler yaşadım ya. Yani çok üzüldüğüm oldu. Böyle hani başımdan aşağı kaynar sular dökülmüş gibi olduğum oldu. Komik şeyler yaşadık. Yolda kaldık. Mesela anlatın onu. Telefonumuz çekmedi. Aa. Ya bir yerde mesela çekim kurtlar, yapıyorduk. Kurtlar, kuşlar, ayılar falan böyle bir şey oldu mu daha başta? Bu arada benimle çekime geliyorsanız arkadaşlar sabah 4'te çıkıyoruz. Ha tamam. Hmm. Yani bu. Çünkü orada güneşin doğuşu yakalanacak. Orada urartulardan bir şey anlatılacak. Tabii, Van'da başkaydı. Hani öyleyim biraz deliyim yani. Şeyde mesela Van'da işte yolda kaldık. Telefon çekmiyor. Araba su kaynattı. Yani saatlerce orada gerçekten şey kaldık yani. Hiç kimseye ulaşamadık. Ama beni en çok etkileyen şeylerden biri değil. En çok etkileyen şey bir gün bir teyzeyle çekim yaptık. Ondan sonra işte bir de sarı saçlı falan gidince ben de yufka açtım. Böyle bak beceriyor da falan diye yanımdaki evet. Açıyorum. Böyle güzel bir çekim oldu. Sonra dedim ki hadi bir türkü söyleyelim dedim. Başladı işte gel halimi sorma bana. Ben de değilim bugün. Bilmiyordum ben bu türküyü. Karşıdan yönetmen diyor ki süper. Söyledi. Biz o setup'ı bitirdik. Yakın şeylerde yapıyorduk. Diğerine başladı. Kadın ortadan kayboldu. Sonra geldi karşıdan koşa koşa. Elimi tuttu. Gözüme baktı. Hmm. Dedi ki oğullarıma dedi anlattım kızmadılar dedi. Yani tek başına maydanoz çekerek, soğan şey yaparak, ekmek yaparak çocuklarını büyütmüş bir kadın. Kocası ölmüş. O yaşta türkü söylüyor. Ve acaba çocuklar bana kızar mı diye koşa koşa köydeki evine gidip çocuklardan onay aldıktan sonra geliyor. Şimdi burası insanın boynunun falan büküldüğü bir yer. Evet. İşte onu merak ediyorum. Şimdi mesela yemek programlarında genelde olay şuraya döndü. İşte gidiyoruz ne güzel teyze, ne güzel evet, ortam, evet. İşte ne güzel yapıyoruz, çok lezzetli. Çok karşıyım. Ama oradaki halk ne yaşıyor, nasıl dramları var kültürel olarak... geleneklerinde zorlukları var. Yani belki odun ateşinde yemeğini yapıyor. Doğal gazı yok, tüpü yok. Aa ne güzel odun ateşinde yemek yapıyor. O zaman olay şeye gidiyor. Hani şimdi nasıl ki bir zamanlar belgeselciler işte Afrika'ya gider. Oranın yerlileriyle işte belgesel çeker, şunu yapar, bunu yapar. Sonra da döner gelirler. Yani biraz onların acılarının, dertlerinin, sorunlarının da paylaşılması gerekmiyor mu? Ya İnsandan bu yoksa kopuk. Konseptin dışına mı çıkılıyor? Böyle İnsandan mi olur? Kopuk olmak, topraktan kopuk olmak, kendini tanımamak, enerji düşüklüğü ve orada işte programı çekeyim, işte yayınlansın. Bu öyle bir şey değil. Ben hep arşiv oluşturayım diye gittim. Ha çok komik şeyler de oldu evet. Bu arada. Belki de çok şey yapmayalım. Herkes bir de komiğine komik. Şimdi hemen aklıma gelen şu. Mesela evet. Karadeniz'de bir yerde işte yoğurt yiyoruz. Yoğurdun kıvamı da güzeldi. Ondan sonra dedim buradan işte siz koyun sütüyle mi yapıyorsunuz? Rengine falan baktım. Yok marketten aldık dedi kadın. Hmm. Arkadaşlar kesin. Ya i̇şte öyle doğal yumurtayı evet, da gidip tavuğun altından almıyoruz tabii, gibi. Tabii işte içli köfteyi siz yaparken işte içerisine ne koydunuz? Ben yapmadım aldık falan diye. Öyle şeyler de olabiliyor. Yani o yapmamış. Ama orada bizi de kırmak istememiş. Bir şeyler olabiliyor peki, yani. Peki şey nasıl oluyor? Yani mesela... Şimdi bu programı izleyenler var ya ben bir daha kimsenin yüzüne bakamayacağım. Hayır canım ne demek ki? Ya mesela hani gideceğiniz evi kişileri önceden mi belirliyorsunuz önceden. Yoksa o yöreye gidip peki orada insanlar bir yemek programcısı geldiği zaman yemek çekilecek falan hı-hı. denildiği zaman ne tepkilerle karşılıyorlar? Yani ya şey olmuş orada artık bir mental sıkılmışlar yorgunluk. Mı? Aman hep yine mi yemek programcısı? Çünkü yorgunluk. Çok fazla. Bir tane kadın gelecek ya da adam
hop diri hop diri bir şeyler söyleyip gidecek diyor. Bir de halay çekecek, diyor. Oynayacak. Evet, öyle yani ama sizinle tanıştığı zaman size bir kredi veriyor. Ben onu her zaman yaşadım. Aa diyor, bu farklı ya. Bir de ekmek tamam, da şey de açıyor, diyor, yufka da açıyor. Sana patlıcan göndereyim ya da sana konserve göndereyim moduna giriyor. İşte sen bu evin kızısın. Bak bu ıhlamur ağacı senin olsun. Mesela bir de siz gidiyorsunuz, yapıyorsunuz yani. Yapıyorum. Alıyorsunuz, yoğuruyorsunuz falan. Tandır yani. Ekmek şey, evet, onlar falan. Sizi seyrediyor. Seviyorum. Ya orada aslında problem rol çalmak değil. Değil. Yani bunlar da bizim aramızda çok kopuk olmamalı. Yok, genelde yaptırırlar ve şey yap. Aa ne kadar şirinsiniz teyzeciğim, işte bilmem evet, ne şudur evet. Bu. Ama siz gerçekten işin içine ama ben bu toprakları girmiş oluyorsunuz. Yani demin dediğim gibi ben işte buğdaya başlama hikayem de o. Hani sen bensin dedim, ben de senim. Ben zaten bu toprağım. Hani uzak değilim aslında. Peki bir programa genelde nasıl hazırlanırsınız? Yani yer, zaman, ekipman. Deli gibi hazırlanıyorum. Yani mesela arka gece, plandaki metin çalışmaları, araştırmalar. Metin çalışmıyorum. Yani hayır, şunu demek istiyorum. Yani coğrafik olarak, kültürel olarak, hı-hı, bütün bunların da bir hazırlığının ol. Tabii tabii. Uçakta hiç boş konuşmam. Ben sürekli çalışırım. Benim yanımda ya da çaprazımda çok insan gidene kadar okumuştur. Yani geçen yine oldu. Hocam bu halıları ne yapacaksınız dedi birisi. Ben Romanya'da anlatacaktım mesela. Uçaktaki vakit ciddi bir çalışma vakti benim için. Onun dışında da şey yaparım. Rize'ye mi gideceğiz? Rize'de kim var? İşte onun tanıdığı mı var? İşte şurada muhlamayı. Öyle bir şey değil. Yağını da kendisi yapıyordur. Mısır'ın şeyini anlatabileceğim. Hmm. Orada ben taşların ne kadar ısındığını ve onun kimyasını nasıl değiştirdiğini anlatacağım. Hani farklı baktığım için hep o yönde genelde neyi, şeyleri ben yapıyorum. Neyi nerede bulacağınızı evet, da biliyorsunuz. Ama diyelim ki bulamadık. Evet. Tamam, o da olabiliyor çünkü. Çıkarıyorum bir şekilde ama diyelim ki işte Rize'de bir amcayla tanıştık. Baktı ki biz deliyiz. O da kaleye şey, çıkıyorsunuz tepelere. Evet, Allah'ım şeyler eller meller gidiyor. Ondan sonra adam dedi ki Pileki taşı araştırıyorduk. Hı, dedi, bir güldü böyle, gelin sizi ben bir yere götüreceğim. Bizi Pileki mağarasına götürdü, güzel tamam. Bizi yaşayan son Pileki taşı ustasına götürdü. Bir ya da iki kişi kalmış. Hmm. Ben adama dedim ki bak, plan yok, program yok, ön hazırlık yok. Ama ben o taşı çalışmışım zaten. Adama dedim ki ustalarınız var mı dedim, neredeler? Bak dedi, şu arka bahçede yatay dedi. Orada hani mezarlar şeylerin bahçesinde olduğu için evlerin. Böyle şeyler de yaşayabiliyorsun. Sen yeter ki kendini kapatma ve biraz da emek vermeyi. Emek vermek. Emek. Tabii. Emek. Sevgi ve emek. Evet, devam ediyoruz. Bir sonraki daha sorularımız. Kaç bölüm çekiyoruz? Biz tek bölüm. Tamam. Evet. Şimdi yaptığınız bir yemeği ya da programda yaptığınız bir yemeği söyleyelim. Seçerken neye dikkat edersiniz? Kaynak araştırması yapıyor musunuz? Yazılan kitapların yemeğin antropolojisiyle ilgilenir misiniz? Bu soruyu geçiyorum ben, bana ne? Biliyorsunuz zaten bu işin evet, şakası. Evet, yani zaten yemeğin boyutundan burada ben bir şey yapabilir, dedikodu yapabilir miyim? Tabii ki canım, burası. Şimdi bu antropoloji ve hikaye boyutu çok fazla ayağa düştü. Hmm. Yani antropoloji boyutu değil de. Ayağa düştü derken yemek, artık böyle çok mu uyduruk çok, şeyler anlatılmaya evet, başlandı. Evet ve ben buna çok karşıyım. Şimdi buğdayın bu topraklarda hikayesi var diyorum. Evet. Hazreti Adem'i Havva'yı anlatıyorum. Oradan gerçekten var. Ama işte efendim şu bunu pişirmiş. Annesi de demiş ki kızım şöyle, bu kadar basit değil. Hikaye çok bıçak sırtı bir şey. Bir de onun şey, kanıtı da olmaz. Yani bu çok basitleştiriyor hani, ya. Gidip çürütemezsin. Hani yok, o kadın öyle dememiş de diyemezsin. Yani ya, size uymayan bir kıyafet ya da takı ya da bir makyaj sizi nasıl basitleştiriyorsa, bu yemeklere yapılan muamele de ve kültüre yapılan muamele bence çok büyük haksızlık. Hmm. Öyle düşünüyorum. Böyle olmamalı. Yani bu kadar basit olmamalı. Bunun için de biraz işte okumak lazım. İşte onu soracaktım ben de. Bu hikayeler yemeğin kültürünü evet, nasıl etkiliyor diye soracaktım o zaman. Hikaye aslında kültürün getirdiği bir şey. Hikayenin üstüne gidiyor şimdi insanlar. Şimdi bir şey tuttu ya. Evet. Işte öyle bir şey vardır. İşte şey buğday ekmiş memlekette. Herkes ondan ben de sonra buğday ekim. Böyle bir şey yok. Herkes her şeyi yapamaz. Başka bir yönden bakmak lazım. Çünkü o kadar çok yapılıyor ki ben kendi programımın isminden artık rahatsız olur hale geliyorum. Bazı kavramlar, işte sürdürülebilirlik, yok bilmem bir şey, sıfır atık. O kadar çok kullanıyoruz ki onu, sonra duymak bile istemiyoruz. Ona geleceğiz. Hikaye şimdi, de öyle. Kavramlar demişken son zamanlarda da hani bir de böyle şey dayatması vardır ya. Bu sağlıklı, bu diyet yemeği, bu işte vejetaryen yemeği, bu evet, bilmem ne evet, yemeği. Yani
Bazen de hakikaten ben normalde hani biyoloji okudum mesela ve bana çok abartılı ve çok dengesiz bir şey gibi geliyor. İnsanların her gün şu kadar zayıfladım, şu kadar yedim, bunu yiyeceğim, bu yemeyeceğim. Bu bir süre sonra beni mesela boğan bir şey. Yani bu soru için teşekkür ediyorum ben size. Neden? Peki ben şunu çok sormak istiyorum. Biz bu dünyaya bugün ne yiyeceğimizi düşünmek için mi geldik? Ya çok ben sağlıksız bir şey. Hayatım bununla mı geçecek? Evet, yani işte şu kadar adım attım, bu kadar pilatese gittim. Ay şeyin yanına bir parça şunu yedim, şöyle olur mu? Yani akşam olduğunda ne yapmış oluyorsun sen? Bir de ben sürekli senin o gün ne yediğini dinlemek istemiyorum, evet, gerçekten. Evet, aynı fikirdeyiz. Yani saatlerce ben de gün içerisinde bunları konuşarak işte, geçirmek istemiyorum. İşte vejetaryenler, bırakın herkes ne istiyorsa onu yesin ya. Gerçekten. Ve ben sürekli yemekten bahsetmek istemiyorum. Eğer gönlün doymazsa ne karnın doyuyor ne gözün doyuyor. Sonra gece 2'de gidip künefe gömüyorlar insanlar. Hamburgeri şey yapıyor, suçlu. Tabii ki. Çünkü bu sağlıksız bir durum. Tabii. Bu olmaz. Yani işte biraz Mevlana'ya giriyorum, biraz Yunus'a giriyorum. Sen bu topraklar diye ağzına dolamışsın. Biraz onun mantalitesini alman lazım ya. Niye geldin bu dünyaya? O enerji nasıl? Ne yaptın? Kime yardım ettin? Kendini geliştirmek için ne yaptın ya? Sürekli tabağında şu. Bir de sana diyor, bundan yeme. Benim annemin evet, yemeği. Bir de artık şöyle bir şey geldi. Benim annemin yani sen niye yemiyormuşum ya? Bunu yapmadığın zaman sanki böyle eziksin, evet, iradesizsin ve yani bambaşka bir noktaya Ay, çekiliyor. O kadar yani, karbonhidrat. Bu kadar evet. iradesini tutamayan insan işte başka hiçbir yerde başarılı olamaz duruma da getirildi. Ben tabii yani intoleransı olan ve hastalığı olanları tamamen tevzi ederek ki konuşuyorum. O ayrı. Ama ben günde 10 öğün yemek yemiyorum. Bir sürü evlat öğün, ana öğün şunu bunu yemiyorum. Ama ben yemek yediğimde yağlı, yüzlü, düzgün, kendi genlerimin, kültürümün, damak hafızamın uygun olduğu yemekle mutlu oluyorum. Peki, ya. Ve buna da kimse karışmamalı yani. Seyircilerden size bu tarz sorular geliyor mu? Hangisi çok sağlıklı, hangisini yemeliyim, hangisini yemeliyim? Ya da siz hep sağlıksız yemekleri, diyelim Anadolu en yaygın et yemekleri mesela. Ama niye hep bu yemeklerimiz var. Yani, dün de yine anlattık. Böyle karbonhidrat, alıyor protein, sebze dengesini çok ciddi oranda sağlayan yemeklerimiz var. Ya Anadolu'da herkes sürekli kebap yemiyor ya, tandır yemiyor. Elbette. Böyle bir düzen yok ki, hele eskiden yokluk vardı. Şimdi bir şeyleri bilmeyince konuşmak da daha kolay oluyor zaten. Tabii Anadolu'da oturup her gün yani oğlak kavurma yenilmiyor. Yani, kuru böyle sebzeler bir yeniyor, kuru meyveler yeniyor. Kültürü tanısalar zaten böyle bir soru sormazlar. Ama en artık ya yeter dediğim gluten. Gluten. Hmm. Buğdayda gluten var mı? Var. Yediğin her şeyde var gluten. Evet. Evet. Doğru. Glutensiz besleniyorsun. Birkaç ay vücudunu şoka uğratıyor aslında. Sonra bir dilim ekmek yediği zaman ciddi sorunlar ortaya çıkabiliyor. Benim kültürüm bu. Buğdanın içerisinde yani B vitamininin bütün çeşitleri var. Bütün vitaminleri en çok barındıran. Evet yani. Var. Yani bana bunu beslenme sistemimden çıkartmak için gerçek bir sebep verebilir misin? Buğday bozuldu. O zaman atalık buğdaydan ye. O tabii zaman az ye, bir tane büyük beyaz ekmeği bitirme, pardon. Bir parça elbette tam buğday ekmeği ye, birazcık sağlıklı bulgur ye. Hem kendin rahat ol hem de bizi mesela artık. Hani bu konular bence çok fazla, bilmiyorum. Siz aynı zamanda bu buğdayın serüvenini de anlattığınız için evet, o buğdayla yapılan yemeklerin çeşitlerini de çok yemek kitabınızda değindiniz. İsteyen de alıp okuyup ve o yemekleri uygulayabilirler. Türkiye'deki buğdayın ortaya çıkış gerçek hikayesi. Hani bu topraklarda altını ne çiziyoruz, olmuş? Gerçek evet hikayesi. Evet yani şey masal anlatmıyoruz evet kimseye. Gerçek hikayesi ve bulgura dönüşü ve bulgurun da içerdiği o köftelerin bütün zenginliği. Ama bu zenginliğin içinde şu var, yani hangi tencerede pişirmiş, hangi yağ kullanmış, tekniği nasıl, işte bir tane mesela renk karamuk kullanmış. Evet. TRT arşivinden türkü buluyorum ya da o kök boyada nasıl kullanılıyor onu buluyorum. Kültürü verdim, delicesine yazdım yani. En azından bir yerde dursun. Bir yerde dursun. Evet yani arşiv olsun. Peki toprağın kalitesi yemeği nasıl etkiler? Örneğin Ürgüp'te yemeğin çok güzel olmasının nedeni laf külleri olduğu söyleniyor. Böyle şeyler mineral var oranı mı mesela? Tabii mineral oranı çok yüksek. Şu anda mesela yapılan araştırmalar var. 50 sene önceki domates yanlış bir örnek oldu daha yakın zamanda, ama işte sebzeler diyelim ve bitkiler, tahıllarla ilgili ciddi bir besin zayıflaması var. Hmm. Yani şimdi toprak o şundan kaliteli kaynaklanıyor. Olursa hem toprak
gün geçtikçe mineralini kaybediyor. Bir de minerallerin bir radyoaktif ışıması denilen bir şey var. O Tabii. ışımayla zaten hani bundan 100 sene önceki karbon aynı karbon olmuyor. Tabii işte ki. Demir aynı Yani demir aynı olmuyor. yemek Bir de değil. bundan dolayı bir kalite düşüklüğü olmuş oluyor. Bir de bu lezzet algısında şöyle bir şey var. Biz her şeyi daha lezzetli yemeye alıştık. İşte MSG'ler, şeyler, o lezzet algımızı, umami tatları güçlendirici şeyler. Mesela bir çocuk düşünün. İşte zararlı olduğu gerekçesiyle yöresel yemeğin tadına bakmıyor çocuk. Hep özel besleniyor. Brokoli yiyor, bilmem işte değişik mamalar bir şeyler yiyor. Pek sağlıklı. Evet. Sonra şeylerle tanışıyor. MSG'li ürünlerle tanışıyor. Ama kendi kültürüyle tanışmıyor. Şimdi o çok algısı yüksek gıdaları yedikten sonra onun gidip de bir anne yemeğini lezzetli bulma olasılığı yok. Çünkü burada bir data oluşuyor. İşte o datayı bu bebeklerin ağzına birazcık çiğ köfte sürmek. Onu oluşturuyorsun. Sen bir tanış diyorsun. Şimdi oturup da dürüm yapmayacaksın ama Evet. bebek onunla bir tanışıyor Çok yani. enteresan ama insan mesela bu suni yemekleri hakikaten hani işte patates kızartmasıdır, cipstir, hamburgerdir. Güzel. Anne yemeğinden daha çok Ama seviyoruz. güzel. Yani. Gerçekten güzel. O yüzden işte annelere ve ailelere burada çok büyük rol düşüyor. Yani önce biraz bir tanıştır. İşte iç yağı çok ağır. Bir Evet, tanıştır o ya. algılar da var. E, Evet, çok fazla tereyağı çok var. ağır E, benim gibi. asistanım mesela ben kuzu yemem hocam dedi. Sonra birkaç ay sonra konuştuk. Ben dedi Cizre'den kuyruk yağı getirtiyorum dedi. Allah'ım dedim bu kadar Ya da büyük bir mesela değişiklik. şöyle bir şey de var. Şimdi mesela sabah kahvaltısında diyelim sucuklu yumurta Evet, yiyoruz, evet. pastırma yiyoruz ya da ne bileyim sosis, kızarmış sosis yiyoruz. Ama döner denildiği zaman ay sabah kahvaltısında döner mi yenir? Fatih Sultan Mehmet mantı yemiş 15 gün boyunca Yani mesela kahvaltıda. böyle şeyler de var yani. Çok biraz bu karışık bir ortam ya. Yani Peki çok şeyi bellek de sormak iyi değil. istiyorum. Şimdi Mutsuz mesela oluyorsunuz. bizim özellikle Osmanlı döneminde yemeklere bu aromalar meyvelerle Evet, katılıyordu. evet. Aha. Tatlandırıcılar, lezzetler. Şimdi bunların pek uygulanmadığını Hı. görüyorum. Yani siz bunu nasıl canlandırmayı düşünüyorsunuz ya da Bunda kullanıyor şöyle bir musunuz? durum var. Hani biraz önce umami Evet. tadından bahsettik ya. Onun en yoğun olduğu şeylerden bir tanesi domates ve domates salçası. Şimdi düşün, Doğru, evet, her yerde ha, domates fasulyeyi salçasını. salçasız yiyebilir misiniz? Çünkü Yok. o domates bir ağzınızda da sulanma falan oluşturuyor ya. İşte parmesan da var. Birkaç üründe fazla var ama bu doğal MSG. Şimdi o zamanlar domates falan fıstık buralara gelmediği için meyvelerle tatlandırılmış. E, kuru meyve zaten hep varmış. Orta Asya'dan gelen bir şey, gelenek zaten. Ama şimdiden sonra canlandırmak hani belli restoranlarda yapılıyor. Kültürü anlatıyoruz ama hani köklü bir değişim olmaz. Olmalı mı? Olmalı mı? Bu da tartışma Yani konusu onu da diyorsunuz. muhafaza ediyoruz ama bir yere doğru da gidiyoruz. Ben şey, yöresel yöresel. Hayır, dünya dönüyor. Bir Peki şeyler siz değişecek. yemek hikayelerinde az önce de bahsettiğiniz Evet. gibi her yemeğin bir hikayesini birlikte Hı mutlaka hı. paylaşarak aynı zamanda türküleriyle birlikte bunun bir kültürel olarak da bizim hafızamızda yerleşmesini de sağlıyorsunuz. Bu anlamda bakarsak böyle aklınızda kalan sizi en çok etkileyen yemek hikayesi nedir? Hangisi? Şu anda hatırladınız var mı? Şu an hatırlamıyorum. Ama yine aynı şeyi söyleyeceğim. Buğdayın hikayesi. Buğdayın hikayesi. Buğdayın Buğdayla hikayesi. ilgili Hı. bahsetmek istediğiniz hikaye eder. Yani hikayesi derken buradaki bu topraklardaki onun Anadolu'ya gelişi. macerası. Tabii Hazreti Adem ve Havva'nın elma yüzünden değil de buğday Evet. yüzünden cennetten kovulması. Tarım yapmakla cezalandırılmaları. Mesela başağa baktığımda ben normal bakamıyorum. İşte Adem ve Havva'dır derler. Çünkü Birbirine buğday bakar aynı zamanda aşkla. yerleşik hayata geçiş. Evet, yani Yerleşik o hayata geçiş demek aynı zamanda modernitenin, teknolojinin arpa. Arpayı bir çok severim. gelişmişliğin başlangıcı da olmuş oluyor. Evet, yani bütün dünya tarihini değiştiriyorsunuz ya. Hani Elbette. ekmek yapılmaya başlanmıyor yani. Dünyanın tarihini değiştiriyorsunuz. Şu anda dünya gastronomisinden çıkarım buğdayı. Ne kalır? Hiçbir şey Hiçbir kalmaz şey yani. kalmaz. O yüzden arpanın hikayesi. Ben işte asker yemeğini anlatıyorum bir şey. Şimdi bu kadar derin şey yapınca başka bir yemek hikayesi biraz... Çok Evet. sudan kalıyor. Devam Evet. edelim Ama hemen bir mesela sonraki. Tanrıça Atargatis Urfa'da yarı insan, işte deniz kızı, yarı balık. Şu anda orada ve kutsal sayılıyor. Pagan tanrıçası şu anda Urfa'da, Balıklıgöl'de. Evet. Balıkları yemek uğursuzluk Uğursuzluk sayılıyor. sayılıyor Bakın halen. kültürün şeyine bakar mısınız işte? İnsan bunları okuduktan sonra başka bakıyor yani her şeye. Evet, devam ediyoruz. Şimdi siz bir Mevlevi yemekleri serisi de yaptınız. Evet, 13 bölüm. Kültürüyle yemek arasındaki farklar neler? Mevlevilik ve mutfak, tasavvuf ve mutfak Evet, yer yer programınızda da beni değiniyorsunuz. anlatırken Allah'ım ne
kadar güzel diye inanılmaz keyif aldığım bir alandı. Çünkü işte o ekmeğe kıymet vermek, edep, ahlak, insanların nerede sofraya nasıl katılması gerektiği, birisi su içtiği zaman durması gerektiği, işte o iradesini sağlamak için onu mutfakta çalıştırılması. Adap, edep dedikleri şey yemek ve yemek yeme şekliyle ilgili başlamış oluyor. Yani zenginlik de var. Çok güzel işte helvalar, şunlar bunlar, ama o edep, adap kısmı bence bu başka bir ülkede olsaydı sırf gastronomi turizmi açısından müthiş bir katma değer sağlardı. Çünkü bunda değiniyorsun, işte Mevlilik'te önce yemek yaparak mutfaktan geçiyor. Evet. Ondan sonra mertebe rüştünü, atlamaya başlıyor. Rüştünü öyle ispatlamış oluyor. Yoksa diğer tarafa geçemiyor. Yeteri kadar sabırlı mı? Ve bunlar müthiş şeyler. İşte Yunus Emre'de odun toplama hikayesi vardır ya. Düz odun, eğri büğrü odunlar derken. Peki sizce yemek tarifi kurallarına bağlı mı kalınmalı? Ekstra şeyler eklemeli mi? Eklenilmeli mi? Yoksa o tarif neyse onu mu uygulamalıyız? Şimdi geçen birisiyle sohbet ederken... Asuman Hanım'ın kitabını aldım. Bu tarifler bunu diyorsa mutlaka bunu yapmalıyım. Aynı. Ya geçen birisiyle sohbet ederken bir şey söyledim. Ben de sorarım. İşte diyelim ki Gaziantep'in bir köyünde ben bir kadından bir şey aldıysam, onu başka bir köydeki birinden, ben biliyorum diyen birinden teyit ederim. Dedim ki böyle değil mi? Onu dediler, kim uyduruyor da bilmem ne, bu böyle bir şey değil. Belki onun anneannesi bir yerden göçtü geldi. Evet. Yani tek doğru tarif senin bildiğin tarif olmayabilir. Belki de o anda yanlış öğrendi. Bir şeyi gözden kaçırdı. Ya da farklı bir kültürden etkilendi. Annesi, anneannesi, babaannesi, dedesi bir yerden gelmiş. Ya da o malzeme o gün onlarda yoktu mesela. Mesela Adıyaman'ın bazı bölgelerinde maş yetişiyor, bazı bölgelerinde yok. Hiç kimse buna bu kadar Allah'ım sansasyonel cümleler kurmamalı. Şimdi benim şeyim şu. Bir şeyin gerçekten nasıl yapıldığı bilinmeli. Ama bu, yani anneannelerimiz ayet hadis değil derdi. Yani bu değiştirilebilir bir şey. Değişmek zorunda zaten. Ama gerçekte o asıl arşivlediğim şey neyse o kalmalı. Ana iskeleti kalmalı. Ana iskeleti. Mesela buğdayda da öyledir. Buğdayın ana iskeleti kalır. Siz kültüre alınmasından sonra o ıslah çalışmalarında hep o anadan tekrar alırsınız. Peki gelelim. Şimdi bazı mutfaklarla oynanır ama Türk mutfaklarıyla oynamayın denilir. Mesela yabancı mutfaklarda sos kullanılır. Çünkü onlarda bayat et vardır ve bizde balık için çok sos kullanılmaz. Yani balık için. Hatta balıkla ilgili sos kullanma çok eskiye dayanmıyor yani. Bu Avrupa mutfağında da bu soslar kullanılıyor. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Yani Türk mutfağıyla oynanmasın ilkesine katılıyor musunuz? Ben şimdi bir çalışma yapıyorum. Evet. Tabii ki bu çalışmayı yapmak için önce oturmam gerekiyor. Bir taslağı yapıldı. Bizdeki sos çeşitleri ekşi, tatlandırıcı ve bunların da fonksiyonel gıda olarak insana nasıl faydası olduğu. Evet. Aslında bizde de sos var. Ve buna ben karşı değilim ya. Tam onlar salatada tatlı sos sevebilirler. İşte yurt dışından gelenler der ya, ama salataya da bir ben sos koymuşlar. Ben sevmem mesela tatlı yemedim. Sosu yani. Ama bu şey değil. Onun kültürel hafızası öyle. Şimdi ama çok seven var mesela. Ben çok statik davranmaya karşıyım bu anlamda. Değişiyor ve değişecek yani. Siz eğer değişmesin diye masaya yumruğunuzu vurursanız gelişemezsiniz işte. Çünkü bu sunumlarda şuydu buydu. Hani kuru fasulye pilav örneğinde evet bir şekilde kendini yediriyor ama işte bir Adıyaman tavada hani bir sunum yapman lazım ki bir tabağa koyasın. Yöresel olmamalı. Her şey çok kapalı olmamalıyız. Evet, şimdi devam ediyoruz. Şimdi bir yemeğe birden fazla baharat kullanılmasının sakıncaları nedir? Çok fazla baharat yemeklerin tadını kaçırır derler. Doğru. Sizce, bunlar hep yemek programlarınızda ettiğim şeyler. Yani kaçırır tabii ki. Neden? Yani mesela hem karabiber hem tarçın hem tane bunlar konulmaz mı? Yani hem mesela yüzüme onu sürmüşüm, hem bunu sürmüşüm, hem kafama taş takmışım, hem küpe. Yani onu düşünün, fazla. Belki orada patlıcanın ya da ne bileyim bir mantarın, kestane mantarının tadını almak istiyorum ben ama bu çok uzmanlık isteyen bir alan. Baharatı tanıyacaksınız. Hangi aşamada ne kadar koymanız gerektiğini bileceksiniz. Çok güzel şeyler de oluyor. Ama bilmeyen yapmasın. Evet. Teşekkür bilmek ediyoruz. Lazım. Hemen devam ediyoruz. Daha çok sorularımız var. 3 gece süren bir program. Evet. Bizim programımız böyle. Evet. Şimdi yemek yapmakla yemek yazmak arasında fark nedir? Yazmak nedir? Yemek yapmak nedir yani? Çok farklı.
Eskiden şey denirdi mesela, işte yemek kitabında denenmiştir. Çünkü birinde mutfağa giriyorsun, evet, birinde yazıyorsun. Acaba ikisinde de önce mutfağa girip uygulayıp sonra mı yazıyorsun? Ha. Tabii kendi kitabını hiç kendisi yazmayan arkadaşlarımız da var. Onu da söyleyeyim ben. O da var. Var. Evet, ne diyorlar? Eskiden mesela yemek kitaplarında denenmiştir yazar. Allah Allah, denenmiştir ne? Yemek tabii ki denenmiştir. Hayalet yazar kullananlar. Evet, evet, öyle yani başına geçiyor ve hiçbir şey tanımadan yazıyor. Hani bunlar da yaşandığı için her şeyine hakim olmadan yapan da yazmamalı. Yazmak çok ciddi bir iş. Çok. Siz yazarken uyguluyor musunuz? Deniyor musunuz? Tabii ki. Bayağı test ederek. Hani bir kere de test etmiyorsunuz mesela. İşte evet, salçasını şu kadar ve şu aşamada koyuyorsun. Ha diyorsun, bu biraz sanki. Şimdi siz mesela onu yapıyorsunuz, gibi uyguluyorsunuz, yazıyorsunuz. Size göre iyi ya da kötü ya da tatlı ya da lezzetli. Hı hı. Bir de son zamanlarda gurmelik dediğimiz bir şey var. İşte bir takım gurmeler çıktı. Hı hı. Gidip yemekleri tadıp evet, hı hı, lezzetli, iyi, kötü. Evet. Peki gurmelik nedir? Yani gurmeliğin ölçüsü nedir yani? Ben bazen çok keskin konuşunca kızıyorlar. Yani ben gurme olabilir miyim? Yani birinin yaptığı risottonun iyi ya da kötü olduğunu değerlendirebilmek için risottonun her şeyine hakim olman lazım. Hmm. Hakim değilsen bu çok büyük bir haksızlık. İşte takipçilerine güzel değil. Neye göre güzel değil ya? Sen girip hiç yaptın mı? Tabii. Nesi eksik? Yani bu bence çok ciddi, işte paralar dönen ve kötüye kullanılan, hiç etik olmayan bir alan. Olmalı ama çok düzgün yapanlar var. Onlara amenna, ama herkes gurme oldu. Evet, şimdi ben böyle program bir çekimine gidiyorum ya. O böyle gurme yapıyorum falan. Ben gurmeyim yani. Hocam siz de gurme misiniz diyorlar. Yok, ben hiçbir şey bilmiyorum. Ya da şey diyorlar, biraz sohbet edince. İşte sizin kadar olmasa da ben de çok iddialıyım, gurmeyim. Herkes gurme artık. Yani bilgi çok fazla ama biraz tabii peki seçmek lazım. Peki size tattırıp siz evet nasıl buldunuz? Siz de nezaketin diyelim. Ben de o biraz güzel fazla falan. Hemen Asuman Kerkez çok beğendim falan gibi şunu şeyler oluyor mu? Ben gazetede yazdığım dönemde de asla birinden bir para alarak bir şeye güzel yazmadım. Yani onu bana hiç kimse yaptıramaz. Evet. Beğenmediğim hiçbir şeye güzel demem. Ama ne zaman güzel derim? Siz beni misafir ettiniz. Dediniz ki nasıl olmuş? Ellerine sağlık. Çok teşekkür ederim. Gayet güzel olmuş derim. O bir dost muhabbet sofrası. Ama profesyonel bir ortamda şunu derim ben. Hani öğrencilere de yapıyoruz. Hani bir dahakine bunu böyle yaparsan böyle olur. Hani dikkat etsen iyi olur diyorum. Onu da ben değineyim. Hmm. Yani bu aşırı sert, kavgacı, şef diye nitelendirilen insanlar da beni çok üzüyor. Ama bir yerde kıvamı da belirtmek gerekiyor. Yani belirtelim şefleri, ama ya insanca konuşmalıyız ya. Şefler neden üzüyor? Oraya atlamayalım. Şöyle, o kabalık hiç güzel değil yarışmalarda falan. Hmm. Bağırma, çağırma. Evet, mutfak rahat bir alan değil. Kabul ediyorum ama medeni insanlarız yani artık. Hani oradan çıkmış olmamız gerekiyor. Ama televizyon dünyası ya, yarışma, tamam, entrika olacak, gerilim olacak. Ama şimdi derseniz acaba insanımız daha çok üzülüyor mu? Takdir işte, bilemeyeceğim. Evet. Ama bana uyuyor mu? Asla. Uymuyor şey. Peki damak tadı gelişebilen bir şey mi? Mesela anne ve babalar yemeği yaparken tadına bakmaları çocuklardan isterler. Yani ben öyle hatırlıyorum. Ya da işte ilk şarabı içenin çoğu kişi ilk başta çok tuhaf karşılar. Sonra içtikçe farkları algılamaya başlar. O biraz önceki şey işte. Evet. Tanışıyorsun, tekrar işte ben buradayım diyor. Bak bu defa böyle oldum diyor mesela. İşte kışın sebze farklı, yazın farklı. Orada ciddi bir hafıza oluşuyor. O hafızanın oluşması sonra için onun içerisinde gelişiyor bir şey yani. İşte göndereceksin, hani güvenlik, işte malzemesini alacak. Hangi patlıcanı aldığımda nasıl bir sonuç çıktı bilecek çocuk. Onunla bir şey yapacak. Şimdi önüne geliyor kutuda, orada patates, orada bir şey. Hani yemek böyle bir şey değil aslında tabii. Peki yemeğin tadı, kokusu insanın yaşadığı bir takım hikayelere götürür derler. Siz de buna, evet, yine değindiğiniz noktalardan, evet, birisi. Evet. Sizin programınızda da bunu paylaşıyorsunuz. Hı. Peki bir yemek yedikten sonra bir takım hikayeleri de getiricisi olabiliyor bir yemeğin tadı. Bu ama çok hassas bir konu, bunu özellikle merak ediyorum. Örneğin bir evde belli bir yemek her yendiğinde bir olumsuz bir olayın olması, öyle, buna inanılması diye bir şey var mı? Ya öyle bir gelenek bu, var mı bilmiyorum. Bu çok merak ediyorum. Ama diyelim ki siz küçükken, evet, ne yediniz? Ne bileyim işte pirinç pilavıyla işte güveç yediniz. Evet. O gün de aileniz kavga etti. Bir olay oldu. Ha, çok üzüldünüz. Evet. Bu çapa şeyleri diyoruz. Psikolojiyle, gastronomi bütün şeyle, bilimlerle bağlantılı. Evet. Multidisipliner. O da onu görünce aklınıza geliyor. Sonra bu, geriliyorsunuz. Tabii. Sonra o yemeği tekrar yerken tekrar olay yaşanıyor. Ya da yurtta, yani yaşanmasa bile mutsuz oluyorsun. Ya oluyor, da bizim ailede bir şey oluyor. Bir yemek yapıldığı zaman.
Mesela yurtta bir şey yaşamışsın. Şey diyor, ben mercimek çorbası sevmem. Ha. Evet, bir şey yaşamış çünkü. Ya da şöyle bir şey oluyor. Ben programlarda hep diyorum ki bir gözünüzü kapatın. İşte en sevdiğiniz, şu anda reddedemeyeceğiniz, sizin için şu yaşınıza kadar en lezzetli olan yemek hangisi? 100 kişiden 99'u annemin yemeği diyor. Hmm. Neredesin? İşte şurada sofradayım, bayram. İşte şunlar çünkü gelmiş. Çünkü hikayeyi, yapmış, hatırayı, hafızayı beraberinde getirmiş mutlu oluyor. Mutlu bir an, sevgi var, yemek pişmiş. İnsanız aslında çok da acilsiz. Duygular bizi yönetiyor yani. Bir şey yapmak için bunları biraz bilmek lazım bizim kodlarımızla. Hmm. Evet, devam ediyoruz. Şimdi yemekte keşif yapmanın sırrı nedir? Yani her yemeği de alıp oynadım, ben de burada şöyle bir keşif yaptım falan. Benim en son yaptığım keşiflerin hiçbiri yenilmedi. Ya bir eğitimde şey, ben işte çiğ aşını, kayısı aşını anlatıyordum. Çocuk da daha hiç yemek bilmiyor. Hemen geldi. Bunu dedi şarapla yapsak nasıl olur dedi. Hmm. Ya dur bir ya. Önce öğren. Önce tencerede nasıl pişiyor bir evet. öğren. Sonra yap ya. Çünkü bilmeden yapılan şeyler hayal kırıklığıdır yani. Hmm. Peki yeni nesil hangi yemeklere ilgi duyar? Hmm. Yani sizin hani, gördüğünüz fast food. Fast food. O yüzden bulguru fast food'a dönmeye. Bir gastronom okuyan çocuklarda da mı o var? Gençlerde. Biraz maddi şeyler, biraz da tabii lezzet algısı. Evet yani gençlerin genelinde fast food var. Ama en azından tanıştırmış oluyoruz biz. Peki Çerkez yemekleri her yerde değişir mi evet. tarifleri? Ya değişiyor. Mesela kimileri o Çerkezlerin kullandığı ot var. Biri koyuyor, biri koymuyor. İşte Düzce'deki ayrı, Sivas'taki ayrı. Çünkü kültürle hemdem olmuş. Hmm. Biraz daha doğuya doğru gidince değişmiş. Ama Çerkezler bu anlamda değişime en dirençli olan millet. Hani her anlamda işte düğün gelenekleri, evlenme bilmem ne. Yemek Çerkezler, tariflerinde esnetebiliyorlar. Tabii ki esnemiş ama biraz kendilerini diğer gruplara göre korumuşlar. Peki genelde programınızda yemek yaptığınız zaman makineye karşısınız, hep çıplak elle yapıyorsunuz. Elin kimyasının bir etkisi var mı? Eli lezzetli tabiri ne demek? Eli lezzetli tabiri her şeye buradan hakim olmak mı? Demek. Buradan dolayı mı? Her şeye hakim olmak demek yok. Yemekle beraber pişme deyimi o. Yani o pişme aşaması, demin baharat dediniz ya, şu baharat şöyledir. Hayır, önce mi koydun, sonra mı koydun, ne kadar kaynadı, o baharatın kapağı açık mı kalmıştı, taze miydi? Hani bu bir şekilde hakim, dokunarak duyularla algılanmış oluyor. Yani o algıyla malzemeyi ve yemeğin gidişatını tamamen kontrol altında tutmak. Tutmak. Peki ete en iyi lezzeti veren ne? Bak böyle kısa baharat kısa. Olarak baharat. En iyi lezzeti nasıl verirsiniz? Hmm. Şimdi marinasyon mu? Sektörde olunca çok çeşitli sorular geliyor kafama. Hani et yumuşatmanın çok değişik şeyleri vardır bizde. İşte sirkesinden, yoğurdundan, sütünden, asitle yumuşatma, kivi bile kullanılır. Evet. Ama bana soracak olursanız iyi bir et hiçbir şekilde oynanmamış olandır. Belki biraz dinlendirilebilir. Şöyle. Ama sosa batırıyorlar, zeytinyağında bekletiyorlar. Ya ustalık demek eti tek pişirdiğinde yenilebilir bir şey tabağa koymak demektir. Baharatla onu maskelersiniz. Hani hiç kimse kullanmasın demiyorum ama eti önce sade pişirmeyi her şef öğrenmeli. Hmm, tamam, devam ediyoruz. Tamam. Peki çaşır ne demek? Çaşır dağlarda olan çok da şifalı bir ot. Aynı zamanda turşusu da yapılıyor. Ben çok beğendim. Çaşır. Ha, ben de programda aldım bunu. Peki gelelim Erzurum'da sizi en çok etkileyen ritüel ne oldu? Bunu bir programınıza değinmiştiniz. Şey, o helva. Ya orada türküde söylüyorlar ya, Erzurum yayla yayla diye. Çok tatlıydı ya, inanılmaz. Orada bir çeviriyorlar adamlar. Orada sosyalleşme var, rahatlama var, terapi var. Bir ürün geliştiriyorlar. Bence çok güzel ya. Peki yine programınıza değindiğiniz bir soru olacak. Hı. Ondan not aldık. Modern sunum ile klasik sunum arasındaki fark nedir? Siz daha çok klasik sunumu tercih ediyorsunuz. Ya ben şöyle. Bazen de ekliyorsunuz. Biraz da ironi yaparak biraz da modern sunum yapayım evet. diyorsunuz. Ya ben şeyi çok istemiyorum inanın. Güzel bir tabak yemek istiyorum ama yemeğimle çok oynanmış olmasını istemiyorum. Her şeye menekşe konmaz. Modern sunumu yapacağım diye. Yani birazcık o işin şeyi, hani yemek güzelse sade, güzel, rafine bir sunum beni mutlu ediyor. Yapan ustaca yapsın. Her şeye menekşe kondurmasın. Evet. Yani ben. İşte ben bir programda izlemiştim. İşte bir pratik bir yemek yapacağım dedi. Tabii 40 dakika sürdü. Yaptığı şey şu: soğanı dilim dilim doğrayıp yanına evet. peynir koymak. Bugün çok dedikodu yaptık. Evet. Şimdi gelelim en çok programımıza yine değindiğiniz evet. şehirler mutfaklarıyla kıymetlidir. Evet. Çoğu şehrin yemekleri de neredeyse birbirinin aynısı.
İşte lahmacun, kebap, çiğ köfte gibi. Bunları birbirinden nasıl ayırıyorsunuz? Bunu gerçi sormuştuk ama. Niye ayırıyoruz ki? Ayırmayalım. Bölge kültürü var. Güneydoğu kültürü o kimlik kartının bir uzantısı yani. Karadeniz ayrı, Ege ayrı. Niye ayırmaya çalışıyoruz ki? Şu enerjiyi, İşte ayırmayalım, düşünceyi, bütün olarak görelim diyor. Evet, şu diyor. Düşünceyi mesela Mezopotamya yemek kültürü gitsin. Diyarbakır'da, Urfa'da, Adıyaman'da, orada burada yesin, geçsin. Yok benim de, yok senin de. Yani bu tescil yani konuları da ciğer bile ayrı, kötü. Diyarbakır ayrı, Antep ayrı, Urfa ayrı, işte Adıyaman ayrı yani diye birazcık gidiyoruz. Birazcık Doğu kültürünün fazla kendi içinde kavga eder boyutu var. Onu biraz geçmemiz lazım. Şimdi bir yemek uzmanısınız sonuçta. Yemeğin her şeyini bilen birisiniz. Misafirliğe gittiniz. Size yemek yaptırırlar mı? Ya da en iyi sen biliyorsun. Hadi bir mutfağa gir demek sizi nasıl etkiliyor? Ya da bir yerden gelmişsin, yorgunsun. İşte arkadaşın sana gelecek, şöyle geliyor. Kim bilir neler yapmıştır diye. Halbuki evde her zaman bir şey yok. Yorgunsun. O tabii beklenti yüksek. Yani onu söyleyeyim. Ama bazen nasıl insan sadece... Nasıl çıkıyorsunuz bundan? Ya bazen krema yapıyorsun. Bazen çok yorgun oluyorum. Benim istediğim bir parça peynir, bir parça ekmek, güzel bir çay. Hani o kadar yorgun oluyorum ki yemek falan umurumda evet, olmuyor. Evet, o beklenti de sizin için bir dezavantaj oluyor. Olsun yorunca ama bir şey keyifli. Alayım. İşte bazen söylüyorum bir şekilde. Peki sizin en iyi yaptığınız yemek hangisi? Bilemem ki. Yani misafire geldiğimiz zaman bir misafirin geldi. Evet. Hangi yemeği yaparsın? Yani vallahi bilemedim ya. Yani memleket yemekleri belki. Evet. Yani İtalyan mutfağı da yaparım. Şeye göre, gelen misafirin şeyine göre, o biraz havasına göre değişiyor. Anadolu'nun en romantik yemeği hangisi size göre? Anadolu'nun en romantik yemeği. Keşkek falan deniyor beraber. Bence bilmiyorum, çiğ köfte de romantik. Programda değinmiştiniz de. Bence bu değil, çiğ köfte de romantik. Geliyor bana. Birisi yoğururken geliyor, telini falan siliyor. Ha evet, çiğ köfteyi değinmiştiniz. Romantik değil mi? Biz şimdi vereceğiniz cevapları programda söylediklerinizle karşılaştıracağız. Mesela küslerdir. Doğru, çiğ köfte demiş. Kadın gelip de işte terini falan siler. O arada şey yaparlar. Yani bence bir dayanışma göstergesi oluyor. Doğru, çiğ köfte. Hani Anadolu'da da öyledir ya. Herkes güç biri salatayı ya yapar, böyle. Biri soğanı doğrar, işte biri ters iler dediğim gibi. Çünkü erkekler orada o güç gösterisiyle mutlu oluyorlar. Köfte möfte hikaye aslında yani. Orada onlar motivasyon kaynağı. Bir nevi bir imece yemeği diyebiliriz, evet, çiğ köfte için. Evet, imece yemeği, şov yemeği de bir taraftan. Peki size neden bulgurun kraliçesi diyorlar? Bulgurla sonra... kafayı bozduğum için. En son Sarap Hanım söylemişti programında bir tanesi. Sağ olsunlar, evet. Yani buğdayla bir bulgurla işte restoran açmak, kitap yazmak, belgesel çekmek, markalaşması için çalışmak. Üniversitelerde anlatıyorum. Aklıma da gelmeyen bir sürü şey var. Bu ama benim için müthiş bir şey. Çok güzel bir şey. Şimdi ilginç bir yemek terimi. Bunda programımıza değinmiştiniz. Komşu kaldırması ne demek? Ha, Konya'dan bahsediyoruz. Ya Konya'da yiyorlar. Biraz dinleniyorlar. Komşu geliyor, diyor ki biraz da bize gelin. Az yediniz siz burada. Evet. Orada onları bir güzel tekrar ağırlıyor. Yani o misafirlik ritüeli. Gelen misafiri komşuları da çağırıyor. Tabii. Hatta o arada çok yediler, yoruldular diye biraz dinleniyorlar. Keyfe bakar mısınız? Biraz dinleniyorlar, uyuyorlar. Orada o tekrar mide bir toparlanıyor. Gidip orada tekrar yiyorlar. Şimdi diyelim siz bana değer veriyorsanız, Asuman'ın misafiri geldi, gideyim de bari davet edeyim diyorsunuz. Çok enteresan. Evet, tabii çok ki. Enteresan. Tabii. Ama sanki yemekten başka da işleri yokmuş gibi bunu. Öyle. Sabah kalkıp da bugün ne yesek? Evet. Diye şey vardır Anadolu'da. Ve yine bir yemek terimi programınızda kullandığınız yat geber tatlısı. Yat geber ekmeği, yat geberlik, yat geber tatlısı. Bunlar hep şey işte, yatsıdan sonra. Yatsıdan sonra. İşte erken akşam yemeği yeniyor ya. Ondan sonra tabii, insanların gün bir... gün kararmadan geliyor, evet. Anadolu'da. Ha, onlar da genelde şey oluyor işte, üzüm bastık, pestil, kesme, işte meyve kurusu, bilmem ne, peynir, ekmek bazen konuyor, bir tepsi diziliyor. Genelde bunun bir sürü değişik şeyi var. Şimdi ben tabii yarım saat sürmesi anlatayım. Programınıza değinmiştiniz bunlar. Ama çok enteresan yani, şimdi yat geber kötü bir ifade yani, geber ifadesi falan. Ama bunu bir yemeğe vermek, onu yumuşatan... Ama Anadolu'da böyle değil mi? Türkülerde falan ne terimler var. Evet. Gerçekten. Oraya girmeyelim zaten. Yani o yüzden Anadolu böyle bir şey yani. Peki soğan pembeleşmez mi? Genelde siz buna karşısınız. Soğanı pembeleşmez diyorsun. Ya pembeleşmesini beklerken herkes yakıyor da o açıdan. Hafif bir o saydamlığını kazanıyor. Yani suyunu bırakıp çeker, hafif sararır. O aşama yemek için uygun bir aşama. Baharatları ekleme sırası nasıl? Baharatları eğer dolma tarzı direkt koymanız gerekmiyorsa son. Çok fazla pişmemeli. Mesela bir kıyma sosta karabiberi önce koyun. Hem rengini koyulaştırır hem lezzetini çok olumsuz etkiler. Hep yani en sonda koyacağız. Son ya da sona yakın.
Hani ha. Çeşidine göre. Evet. Çeşidine tamam. göre. Ben çünkü bazen başta koyuyorum. Çok mesela o şey yapar. Ya dersin bu defa da bu Allah Allah sos bir değişik olmuş mesela. O şeydendir. Kekik çok uzun süre kaynatırsanız acılaştırır. Peki bunu şimdi birçok yemek programlarını göz önünde bulundurarak soruyorum. Bazılarının dünyanın dedikodusunu yaptık. Şimdi yöresel yemek yapan demode mi görülür? Yoksa böyle bir eleştiri var mı? Böyle bir bakış açısı oluyor mu? Artık görünmüyor ama günümüzden hani ben yazmaya başladığım zamanlarda yani 7-8 sene önce 9 sene önce görülüyordu. Yani yöresel yemek. Aman işte şunu yapmış. Ama artık daha bir trend oldu. Şimdi Anadolu bazen mutfağı, Anadolu modern mutfağı. Diye de çok uyduruk yemekler oluştu. Az önce işte peynirin soğanın arasına koymak gibi bir şey. Yani peki. Ben yaptım bunu yaptım diyor insanlar. Halbuki hani çok daha hamşan bir şey değil. Yemek aynı zamanda herkesin bildiği, anladığı, yorumladığı bir şey. Tıpkı futbol gibi herkes evet. bir fikir sahibi. Kesinlikle. Bu konuda sizin yemeğinize nasıl eleştiriler geliyor mesela? Ya bazen böyle... Kadın yemek kitabı yazıyor ama işte yemeği işte yemeği de yeniliyor falan. Ya çok şükür öyle bir şey de gelmiyor şimdi. Ama bazen işte... çok bilmişlik yapan ya da ya ben açığım bu arada eleştiriyor evet. ama yani sırf laf söylemek için söyleyene de ben yani benim elimden gelen bu zamanda bu kadar çünkü bir genelde yandan koşturma da işte içine, futbol gibi risksiz bir eleştiri. Evet risksiz bir eleştiri aynı zamanda. Bazen de şey diyorum ben çünkü benim için de öyle. Şu anda biz akşamın bir saatinde bir şeyi paylaşmak için oturduk. Tabii. Ben sınavda değilim. Ben sana geldiğimde sen de sınava girmiyorsun. Zaten iyi olmuş ya da kötü olmuş ifadesi bir eleştiri şekli değildir. Kime göre iyi, neye göre iyi? Yani neden iyi, neden kötüyü mesela açıklamak gerekir. Şey yaşıyorum işte kadayıfın rengi de şöyle olmuş. Işık şey yapmış, yeteri kadar kızarması görünmemiş, farklı yansımış. Olabilir ya, insanız işte. Şimdi en statüsü yüksek baharat hangisi? Karabiber. Karabiberin tahtını kimse sallayamaz. Tarih boyunca öyledir. Evet ya yani bayağı ticaret sağlık değerleri yolları. De öyle. Gramla satılır, altın gibidir. Karabiberi olan kişiyle evlenmek ister kızlar. Falan. Aa tabii. Onu bilmiyordum. Onun için savaşlar çıkar karabiber. Aa o kadarını bilmiyordum. Devam evet, ediyoruz. Son sorulara geldik. Siz alın, ben alamadım. En çok son kartımıza geldik sevgili takipçilerimiz. Ve yine benim programlarınızı izledikten sonra merak ettiğim bir soru. Genelde Anadolu yemeklerini yapıyorsunuz ve Anadolu yemeklerinde mutlaka et oluyor ve siz de etli yemek tarifleri yapıyorsunuz. hatta baya baya gördük. Evet. Peki vejetaryen olmayı düşündünüz mü? Bu konuda sizi vejetaryenler eleştirdi mi? Et yemekleri vejetaryen arkadaşlarımın yoğun bir baskısı olabiliyor ama sürekli et yiyen bir insan değilim ben. Dengeli tüketiyorum. Ben karşıyım ama şu anda etik üretim çok yapılmıyor piyasada. Hani biraz o konuda bilgi sahibi olsanız et yememe ihtimaliniz çok yüksek. Etik üretim yok yani öyle eskisi gibi hayvan ahırda geziyor dolaşıyor. Öyle bir üretim yok. Protein kaynağı. Hani ben et düşkünü bir insan asla değilim ama olursa kuzu olsun, az olsun, öz olsun, temiz olsun diyorum. Dengeli yenmeli. Dengeli yenmeli. Peki siz yemek programcısı, yemek yapıyorsunuz, yemek anlatıyorsunuz. Peki sizin yemekle aranız nasıl? Acıkmam. Yok hazırlarken ekipler... zaten doymuş mu oluyorsunuz? Yok, hani kokudan doymuş oluyorsunuz. Çok hareketli ve az yiyen bir insanım. Yani bazen ekipte eğer çok iştahlı birisi olursa hocam ya acıktık bir şey yemeyecek miyiz? Aa evet ya saat kaç olmuş derim. Hani bir şey yiyeyim. Şeyim çok zayıftır benim. Yani çok yemem. Evet sorularımız bitti. Evet. Çok teşekkür ediyoruz programımıza katıldığınız ben için. Ben teşekkür ederim. Şimdi tabii ki şöyle bir şey de var. Şöyle bir formatımız da var. Programı kapatmadan önce. Son şeyi biz konuğumuza bırakıyoruz. Konuğumuzun paylaşmak istediği, söylemek istediği, kendi ilgi alanı yeteneğiyle ilgili ne bileyim bir şarkıdır, bir türküdür, bir şiirdir ya da paylaşmak istediği hangisini? Bir fikirdir. Hangisini istersiniz? Türkü zaten sürekli söylüyorum. Ya şiir şöyle hangisini içerisinde gastronomik imgeler bulunan şiirler yazıyorum. Bunu bizimle paylaşırsanız evet, çok yani seviniriz. O da bir kitap projesi. İşte çay, kahve, ekmek, buğday gibi şeyler ama şiir demekten imtina ederim.
bunlar bir duygunun ortaya çıkışı ifade edişi. Diyelim. Zaten o değil midir? Duygunun öyle, ifade edilişi. Öyle. Yani. Hani 2-3 tane şey var ama en son belki de çok uzun olmasın diye şu Yunus'la ilgili olan şeyi okuyabilirim mesela. Evet. Ben bunu Eskişehir'e giderken trende yazdım. Bizimle paylaşıyorsunuz. Evet, Yunus bizim ekmeği için çalıştık. Çok özel bir çok paylaşım. Çok teşekkür ederim. Yunus ekmeği çalıştık çünkü o duygularla gittim. Benim için önemli. Olmak mı yoksa ölmek mi daha kolay sevdiğim? Bir şehrin eski sokaklarında dolaşmaya giderken, bir şehrin gönlüne serpmeye giderken bir avuç buğdayımı bilirim. Ölmeyi bilmeyen olmayı bilmez. Gitmeyi göze alamayan kalmayı bilmez. Yanmayı bilmeyenin sönmez ateşi. Geceden ödü kopar, görmez güneşi. Gelirim çünkü nefes almak gibidir sana gelmek. Vardığımda tanımamaktır artık o titrek ellerini. Görmeden geçtiğim bilmem kaçıncı durakta inmeyi unuttuğum yollardır izini sürmek. Seni bıraktım diye kızma bana. Ben kendimi bırakırım. Odun yanar, kül olur. Adam yanar, kul olur. Kazdığım bir avuç toprakta. Mum gibi eririm belki. Virgülüne kandığın o mektubu mühürlerim. Okumaya ne lazım diye yazma bana. Ben bilmem ki kıldan ince boynumla susarım. Kolay mı öyle alemi bir cümleye sığdırmak? Ben sadece Yunus'u bilirim, buğdayı bilirim, bir de bilirim toprağı anlamaktır ancak insanı anlamak. Evet, çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten yemek, ekmek, Yunus ve kültür bu kadar güzel anlatılırdı, güzel ifade edilirdi. Niye ettiniz geldiniz? Çok harikaydı. Enerjiniz çok güzel. Çok teşekkürler. Biz de çok teşekkür ediyoruz. Sizin de öyle enerjiniz. Evet sevgili Diren Sanat takipçilerimiz, biz bir yemek programcısından ziyade yemeğin kültürünü, dilini evlerimize getiren, tabii ki kitabıyla, yazılarıyla, eserleriyle getiren Asuman Kerkez'i ağırladık bu programda. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hayata, sanatla direnin. Diren Sanat'ı takip etmeyi unutmayın. Yorumlarınızı aşağıya yazarsanız memnun oluruz. Hoşça kalın. Hoşça kalın.